yine başlar, yeni yeni başlar. International TV ortada kalmadan cover yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu 1.0 güncellemesi ve ayrıyeten ücretsiz isim değiştirme kartı. İki gündür video atamıyorduk. Kötü bir haber almıştık işin açıkçası. Ondan dolayı biraz böyle video atacak şeyimiz yoktu, durumumuz yoktu. Bugün videomuzu atıyoruz. Bu arada arkadaşlar ikinci kanalımızda bu akşam bir canlı yayın yapma ihtimalimiz var. Oraya da abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Açıklama kısmında da linki olacak. Onu da söyleyeyim. Şimdi hemen birkaç sorunuzu cevaplayacağım. Ondan sonra hemen konularımıza geçeceğiz. Ahmet Mert Turan. Abi soru, New Era güncellemesinde optimizasyon yüzde kaç artmıştır? Alır mısın? Seviyorsun. Ya şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yani PUBG Mobile'in yaptığı genel açıklamalar olsun, duyurular olsun. Buradan gördüğümüz olay eskiye göre her yönden iyi olacak yani. Optimizasyon olsun, ne bileyim oyunda aldığınız işte MS olsun, bunlar filan yükselecek arkadaşlar. Yani düzelecek, daha da iyi olacak. Onu da söyleyeyim. Akıcı olacak anladığımız kadarıyla. İsmail Simsek. İyi gittim ben Şimşek. Abi soru, ben PUBG'de hile izleme yerinde 21 kere doğru yaptım, izlemelerde 0 yazıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Güncelleme zaten bu ayın 8'inde geliyor. Güncelleme ile beraber onlar başlıyor. Zaten orada sana yazıyor. Burası deneme kısmı diyor. Şimdi sen orada basıyorsun ama o görüntüde adamın duvarı arkası gördüğünü görüyorsun. Ama diğerinde görmeyeceksin. O kadar kolay değil yani. O zaman adam sana niye ihtiyaç duysun? Torul Kurbanlı. Abi soru, lobideki cephaneli kısmı geri gelecek mi? Silahlara çok daha ayrıntılı bakabiliyorduk. Aynen. Yani o benim hoşuma gidiyordu. Neden onu kaldırdılar bilmiyorum. Çin sürümde şu an devam ediyor diye biliyorum. Hani cephaneli kısmı. Yanlış bilmiyorsam. Ama bizde niye kaldırdılar? Neden öyle oldu hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 1.0 güncellemesi 8 Eylül'de geliyor ve güncelleme ile beraber bildiğiniz üzere oyunun nereden baksanız çoğu şeyi değişiyor. Zaten Erangel komple değişiyor. Yani oyunun, haritanın olsun, lobinin olsun, her alanında görsel manada yenilikler ve daha böyle bir gerçekçi ortam oluşturuluyor arkadaşlar oyunda. Bu arada Erangel'a girdiğinizde zaten binaların yapıları nereden baksanız %99.9 değişiyor. Bazılarının iç yapıları da değişiyor arkadaşlar. Odaların yerleri değişmiş. Bir normalde oda sağdaysa sola alınmış falan filan. Öyle değişiklikler yapılıyor. Ayrıyeten Erangel haritasında işte ne bileyim yolda patlamış araç var değil mi? O aracın yerine işte ne bileyim başka bir araç gelmiş veya da başka olmayan yerlere de böyle araçlar eklenmiş. Yeni böyle ufak tefek yapılar oyuna eklendi. Mesela Pochinki'de arka taraftaki tünellere beton bloklar eklendi falan filan. Ayrıyeten belki oyunda görmüşsünüzdür. Beta sürümünden de tanıttık zaten. Tepelerde olsun, çoğu yerde, binaların yanlarında, bazı yerlerde yeni siperler koyuldu. Bu siperler bayağı iyi oldu çünkü daha önce öyle bir şey yoktu. Orada böyle kabak gibi ortada kalıyordunuz. Adam sizi her halükarda kolay bir şekilde indiriyordu. Ahşap barikatlar geldi arkadaşlar ekstradan. Ve biliyorsunuz patlamış tanklar. Pochinki'nin arka tarafı dümdüzdü. Şu an bildiğiniz köstebek yuvası gibi. Hem tank var hem böyle çukurlu. Oradan araçla geçmek artık o kadar kolay olmayacak. Herhalde biraz daha yandaki binaların o taraftan geçilecek gibi düşünüyorum. Şimdi Living haritasında yeni silah geldi. M1014 silahı arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz, kanalda da videosu var. 7 mermi alan bir pompalı silah arkadaşlar. Ace etkinliği geliyor arkadaşlar. Ace etkinliği, oyunun belli yerlerinde enerji kuleleri var. Ve o enerji kulelerine gitmeniz için sağ tarafta üstte, beta sürümünde de göstermiştim. Şöyle söyleyeyim, şu tarafta bir işaret oluyor. Veyahut da çantanıza bakarak da bakabiliyorsunuz. Bazı küçük böyle taş gibi şeyler var. O görevleri yaparsanız hemen enerji kulesine gidip, en yakın enerji kulesine gidip oradan lootunuzu alabiliyorsunuz. Böyle enteresan değişiklikler oyuna ekleniyor. Biliyorsunuz payload mod yenilendi. 2.0 geldi. Zaten yenilenmek zorundaydı. Neden derseniz Erangel 2.0 gelmesiyle beraber payload da Erangel'da geçtiği için o da yenilendi. Aslında payload mod sadece Erangel'da geçmese. Yani mesela hadi Weekend'i biraz şey olabilir ama
Yani Miramar'da da bir payload modu olsa keşke. İlerleyen günlerde öyle bir şey olur mu bilmiyorum. Yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz bu arada. Biliyorsunuz payload modla beraber ayrıyeten yeni bir helikopter daha geldi. Böyle hem ateş edebiliyor. Farklı bir helikopter. Güzel bir helikopter. Büyük. Onun belli çıkan yerleri var. Bazı yerlerde yol kenarında da çıkıyor. Ben beta'da buldum valla. Duruma göre değişiyor. Ama bazen şu da oluyor. Gidiyorsunuz kulenin olduğu yere, helikopterin çıktığı yere ve orada helikopter çıkmıyor bazen. Bununla da karşılaştık. Ayrıca bu helikopterlerin çıktığı yerlerden de özel kasalar çıkıyor. O kasaları da açabiliyorsunuz arkadaşlar. Silah kasaları. Ve Payload Mod 2 ile yeni ne oldu? Araçlar geldi. Silahlı araçlar. İşte Buggy'dir, Toros'tur, Uaz'dır yeni. Miramar'dan hatırlayacağımız bir tane de kasalı bir araç geldi arkadaşlar. Ekstradan oyuna şöyle bir silah geldi. AT-4A diye lazer güdümlü füze arkadaşlar. Bu da payload modda olacak silahlardan bir tanesi. Benim en çok hoşuma giden silah bu. Bilerek bunu koydum. M202 dörtlü, 4 namlulu roket atar arkadaşlar. Bu bayağı bir güzel. Yani rakiplerle, takımlarla Sola vs Sukat karşılaştığınızda inanılmaz işinize yarayacak silahlardan bir tanesi arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Ayrıca ekranda gördüğünüz gibi İHA kumandası geldi. Normal insansız hava aracını böyle bu şekilde kumanda edip kumandayla beraber kimleri gördüyseniz havada vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel bir şey eklendi oyuna. Ayrıca de taşınabilir. Normal bazı yerlerde de var gençler. Böyle radarlar eklendi. Bu radarların özelliklerinden bir tanesi de araçların metresine kadar yerlerini size söylemesi. Zombi modu oyuna eklendi. Cadılar Bayramı buluşma etkinliği geliyor. Ne zaman? 23 Ekim diye yazıyor arkadaşlar. Eğer herhangi bir yenilik yapmazlarsa. Yeni hile sistemi geldi. Yeni hile sistemini zaten kanalda hepsinin videosu var. Oradan takip edebilirsiniz. Ve çoğu telefonda 90 FPS özelliği geliyor. Yeni eğlence parkı oyuna eklendi. Bu arada şöyle bir durum var oyunda biliyorsunuz. Adamı vuruyorsunuz ama siz ölüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ilk ben vurdum. Bununla alakalı problemler olduğu için bunda bir iyileştirme yapılmış. Onu artık oyun içinde oynayarak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim şu anki söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gelelim şeye, isim değiştirme kartına arkadaşlar. PUBG Mobile'in Instagram hesabında açıklama kısmına linkini koyacağım. Paylaştığı bir etkinlik var gençler. En son şu an paylaştı. Oraya gideceksiniz. Sayfayı takip edeceksiniz. Paylaştıkları gönderiyi beğeneceksiniz. Yorumlara da iki arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Ve kendi rakamsal oyundaki ID'nizi yazacaksınız arkadaşlar. Ve çarşamba günü kazanan oyunculara isim değiştirme kartları gönderilecek. Mesaj kutularından alabilecekler. Böyle bir etkinlik de PUBG Mobile Instagram hesabında var. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.